Evet, devam edelim arkadaşlar. Mountain Trail. Sen de hiç uğraşma. Bu arada şu duvarlarda renkli farklı olan duvarlara dikkat edin. Şunun gibi yani. Oralarda bir şey var demek. Burada niye söylediysem. Ha, burada ufak bir tuzak var ama yemezler. Evet, ilk önce koronların mekanına gideceğiz. Ki geldi koronada. Koron. Şöyle kenara. Oradan geçeceğiz. Vurdum mu iyi uzatıyor. Evet. Bu arada arkadaşlar hani menü ekranına geldiğinizde direkt startla giriyorsunuz. Tekrar startla çıkarsanız kaydetmiyor. Start artık B yaparsanız çıkmak için kaydediyor. Düş şuradan. Oo, yuvarlanmadı. Sorun değil. Ha, Zelda'nın iyisi. Şeyin dediği neydi? İmpa'nın dediğini hatırlarsanız hani bazı yerlerde bu melodisinin kraliyet ailesiyle olan bağını kanıtlayacak demişti ya. Bu da onlardan biri işte. Sen de kimsin lan? Adam kızgın tabii. Canı sıktı. Kraliyet ailesinin melodisini duyduğumda işte onların elçisinin geldiğini sandım. Ama sadece bir çocuk geldi. Kral yeminli kardeşine böyle mi davranıyor gibi bir şey dedi orada. Evet, şimdi cidden kızdım. Defol gözümün önünde. Niye böyle sinirli, kötü bir ruh halinde olduğumu mu soruyorsun? İşte Dodongos Caverni işgal etmiş yaratıklar. Bunlar bomba çiçeği yiyemiyorlarmış. Açlık varmış. Açmışız. Diyor. Ama bu Goron sorunu. Senin sorunu değil. Yabancılardan yardım istemiyoruz. Sarıyan'ın şarkısını da bunun için aldık tabii. Bakın ne olacak şimdi. Dance. Aynen böyle. Ben biliyorum mesela bunu. Sarıyan'ın şarkısını almam gerektiğini burada. Ama mesela bilmediğinizi varsayalım. Ve Navi'yi de dinlemeyiz. Eğer hani buraya kadar boşa gelmiş oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Umursamadığınız Navi'yi şey diyecek sandınız. Mesela işte hadi ateşin kutsal taşını alalım mesela diyecek sandınız. Evet, ateşin kutsal taşını istiyorum.
Evet. Bizim ırkımızın gizli hazinesi. Sana onu öylece kolayca vermem. Bekliyordum bunu. İşte Dodongoz Kaverindeki canavarı yen ve gerçek bir adam olduğunu kanıtla. Bu herif biraz Fairy Tail izleyenler bilir sen. Elfman gibi. Otaku da. Otaku. Var ya. Yok otaku değil neydi? Ne deniyordu öyle ya? Otaku farklı bir şeydi. Karıştırdım. Feilledik resmen. Ne de diyor ona ya? Aklıma gelmedi. Elfman bağırıp yürüyordu ya. Fairy Tail izleyenler bilir. O tarzda bir adam ama baba bir adam. Türk deyimiyle baba adam. Evet. Bu arada bize de güzel bir şey verdi. Goron Braselet. Bileklik sanırım bu Braselet'in anlamı. Ben öyle biliyorum. Yani değilse de hata oldu. Yani yanlış söyledik. Kusura bakmayın. Yani not düşeriz o zaman. Şimdi yapacağımız ikinci şey buradan böyle bunu aldık ya. Gelip bu şeyleri yapmak olacak işte. İki. Üç. Dört. Yani bir de link de dönüyor. Boşa gitmesin hemen şöyle yapalım. Artık Sindar'a doğru gideceğiz. Evet. Zindanın ağzı kapalı tabi. O yüzden bunu böylece fırlatalım. Tabi ilk önce yapmak istediğim başka bir şey var. Onu fırlatacaktım. Değil mi? Niye? Neyse patlasın. Amacım o değil. Onu fırlatmak. Olmadı. Bir daha deneyeceğim onu. İstediğim yere düşmedi çünkü. Genelde hep istediğim yere düşüyordu ama bu sefer olmadı. Şurası olmasın lazım. Koronların girişinde bir yerdi çünkü. İstediğim yere düşmedi sevgili. Arkadaşlar o kalp parçasını alacağız yani. O yüzden biraz da kasıyorum. Sanırım düz değil, hafif çapraz şey yapmamız gerekiyor. Evet. Buraya gelmemiz gerekiyor. Bunu ileride de alabilirsiniz ama çok ileride. Kolay yöntemi de o. Şimdi şöyle şu böceği alayım ben. Gün doğdu değil mi? Tavuk göre. Bırakır bırakmaz bu şekilde yakalanacaklar. Bu çıksın mı? Değdiğimiz an götürüyor. Değdiğimiz an.
Dodongos Kaver. Burası bir sonraki bölümde olacak tabi. O yüzden şu ben kalkanı bir ekip yapayım. Videoyu kaydedip bir sonraki bölümde görüşmek üzere.